işkence yapan polise şey gözaltı yaptılar da onun için de o yüzden işlem yapılıyor mu? Ya neyin mi bu örnekte? Burnundan yüzünden kanlar akıyor. Altan abi gel. Hatırınız bak. 10 kişinin kanı neyin hatırı be, neyin hatırı? Neyin hatırı? Neyin hatırı? Eşkıya gibi 10 tane milletvekilinin yanında adam alıyor götürüyor ya. Benim üstümde gösterme abi. Polisin üstünde göster. Ondan sonra da böyle tripler, binipler, havalar, karikatür bir sürü adam. Hayret bir şey ya. 10 tane milletvekilinin önünde, genel başkanın önünde tutuyor eşkıya gibi adam götürür. Adam kaçırıyor ya. Senin aldığın polislik eğitimi bu mu? Amerika'da böyle mi yapıyorlar? Almanya'da böyle mi yapıyorlar? İsviçre'de böyle mi yapıyorlar? Herkesin adresi belli, evi belli, yeri belli. Bu emri kim verdi bu emri? Alma emrini kim verdi? Sadece onun adını verin bize. Kim verdi? Yani 10 tane milletvekilinin yanında eylem bitmiş, basın açıklaması yapacak, millet arabasına binip giderken kim gerdi, kim tahrik etti bunu? Bir bakın, yani bizim yanımıza alın. Herhangi bir ifade falan yok. Hepimize bu arkadaş. Biz de oradaydık. Niye biz görmüyoruz? Siz biz şahidiz, sen vurdun onu. O nasıl vurmaymış ya? 5 dakika görüşürüz, sonra görüşelim. Ben ayrılıyorum buradan. Lütfen. Ben görüşeceğim. Beni bulabilirsiniz siz, yani biliyorsunuz. Ulaşabilirsiniz. Ama ortam konuşmak için müsait değil. Murat Bey, lütfen. Bu arkadaşın görevi ne arkadaşlar? Görevi ne? Görevi ne? Vay toprak haline bu memleketin. Vallahi billahi. Bu kadar 10 milletvekilinin yanında bu tahriyi yaptın. Provokasyon yaptın, provokasyon. Şu an sen ortamı gerdin. Bak bütün 4 tane eş genel başkan aldı bizi, çıkardı. Burada bir basın açıklaması yapılıp gidecek. Sana kim eğitim verdi? Hangi kolejde verdi? Adam gözaltına nasıl alınır? Nerede alınır? Evi ne? Adresi ne? Kimliği ne? Sen tahrik ettin. Benzin döktün üzerine. Benzin. Benzin döktün sen. Sen döktün. Sen böyle polis müdürlüğü yapacaksın. Vay 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 vay. Ahmet'te yarışananları hep birlikte gördük, izledik. 12 Eylül'leri, sıkı yönetimleri, olağanüstü halleri aratan bir tabloyla karşı karşıyayız. Oysa ki bizim amacımız bu ölüm oruçlarının ölümle sonuçlanmaması için sesimizi duyurmak, bu konuda çabalarımızı ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda harekete geçirmeye yönelik bir anlayıştı. Ancak bugün gördüğünüz gibi Diyarbakır valisi adeta tahrik ederek, teşvik ederek, halkı terörize ederek bu sürecin daha tehlikeli bir noktaya tırmanışı için adeta açık bir şekilde mesaj vermiştir. Ve bugün kendi öz yurdumuzda, toprağımızda bir parya muamelesiyle karşı karşıyayız. Ve bugün burada yaşanan manzara görüntüler Esad'ın Suriye'sini aratacak bir manzaradır. Ve burada bütün bu olumsuzluklara rağmen yine aklın, vicdanın öne çıkmasını istiyoruz. Bu ölüm oruçlarının kritik bir noktaya gelmiş olan ölüm oruçlarının ölümle sonuçlanmaması için çabalarımızı daha da güçlü bir şekilde ortaya koyacağız ve biz bu ölümlerin önüne geçmek için gerekirse arkadaşlarımız daha önce ifade ettiler, gerekirse bizler bedenimizi ölüme yatıracağız.